Sayın Atatürk'ün YouTube kanalımızın izleyenlere Türkmenistan gündemi haber bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizdeki haber başlıkları, Türkmenistan Katar'daki Expo Fuarı'na katılıyor. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikhail Jafarov Aşkabat'ı ziyaret etti. Ve son haberimiz, Dragon Oil Türkmenistan ve Irak'ta üretimini arttıracak. İlk haberimiz, Türkmenistan Katar'daki Expo Fuarı'na katılıyor. Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Meryem Gurduf Başkanlığındaki heyet, Katar'ın başkenti Doha'da açılan Uluslararası Bahçecilik Fuarı Expo 2023'e katılıyor. Çevre için Yeşil Doğa sloganı ile düzenlenen sergi kapsamında Türkmenistan'ın ulusal pavyonu açıldı. Uluslararası serginin açılış törenine çok sayıda eyalet ve hükümet başkanları ile üst düzey delegasyon başkanları katıldı. Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Jassim Al-Thani konuşmasında serginin uluslararası işbirliğini genişletmek için iyi fırsatlar sunduğunu kaydetti. Sıradaki haberimiz, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikhail Jafarov Aşkabat'ı ziyaret etti. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikhail Jafarov Türkmenistan'da temaslarda bulundu. Türkmenistan Devlet Başkanı tarafından kabul edilen Azerbaycan Ekonomi Bakanı bir dizi ikili görüşmelerde bulundu. Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre Bakan Mikhail Jafarov Türkmenistan ziyareti sırasında ülkenin Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Reşit Meredov ile görüştü. Toplantıda ikili ekonomik işbirliğinin genişletilmesine yönelik fırsatlar ele alındı. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmen Gaz Devlet Kurumu Başkanı Maksat Babayev ile de görüştü. SOCAR temsilcilerinde katıldığı toplantıda enerji sektöründe işbirliğinin genişletilmesi, hidrokarbon kaynaklarının ortak araştırılması ve geliştirilmesi, yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Mikhail Jafarov'un Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Azerbaycan-Türkmenistan Ortak Hükümetler Arası Komisyon Eş Başkanı Batır Attayev ile yaptığı görüşmede ikili ticaret cirosunu arttırma olanakları, komisyonun bir sonraki toplantısına ilişkin konular, iş çevreleri arasında işbirliği ve bağların genişletilmesine yönelik olanaklar görüşüldü. Mikhail Jafarov ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Amanov, Aşkabat'ta yaptıkları ziyarette, iki ülke arasındaki enerji sektöründeki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak projelerin hayata geçirilmesi potansiyelini değerlendirdiler. SOCAR temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Azerbaycan ve Türkmenistan arasında enerji sektöründe imzalanan belgelerin işbirliğinin genişletilmesine önemli katkı sağladığı vurgulandı. Son haberimiz, Dragon Oil Türkmenistan ve Irak'ta üretimi artıracak. Zavya Haber Ajansı'nın haberine göre, şirket CEO'su Ali Alcavan, Dubai merkezli Dragon Oil Holdings'in Irak ve Türkmenistan'daki operasyonlarının ölçeğini genişleterek ham petrol üretimini günde yaklaşık 120 bin varil arttırmayı planladığını söyledi. Tamamı Emirates National Oil şirketine ait olan Dragon Oil şu anda yurt dışı operasyonlarında günde 180 bin varil üretiyor ve 2026 yılında üretimi 300 bine çıkarmayı planlıyor. Aljarvan'a göre üretim artışı başta Türkmenistan, Mısır ve Irak olmak üzere bazı ülkelerdeki operasyonların genişletilmesiyle sağlanacak. Artık Birleşik Arap Emirlikleri dışında iddialı bir genişleme planımız var. Şu anda öncelik verdiğimiz Irak ve Türkmenistan'daki operasyonlarımızı genişletmeyi düşünüyoruz. Ayrıca Azerbaycan dahil diğer ülkelerde de yeni fırsatlar arıyoruz, diye şirket başkanı ifade etti. Dragon Oil 2000 yılından bu yana ürün paylaşımı anlaşması temelinde Türkmenistan'da faaliyet göstermekte. Dragon Oil şirketinin Türkmenistan'daki ana faaliyeti Ceytun ve Cilalıbey petrol sahalarının geliştirilmesi yoluyla Hazar Denizi'ndeki Çeliken Sözleşme bölgesinde hidrokarbon üretimi. Dragon Oil şirketi projeye 8 milyar ABD dolarından fazla yatırım yaptı. Sayın Atatürk'ün YouTube kanalımızın izleyenleri Türkmenistan ile ilgili Türkçe haberlerimizi atatürktürkmenistan.com haber sitemizden takip edebilirsiniz.